Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Silindir konusunu işleyeceğiz. Silindir dediğimiz şey aslında bizim bildiğimiz bardak. Bardağı ben açtığım zaman ne oluyor? Bardak şeklinde bir kalemlik mesela işte elimizde şu var mesela. Şu tonguç kalemleri de olur. Şu aslında bir silindir yapıda gördüğün gibi. Şimdi biz bu silindiri incelemeyeceğiz. Hatta şunları şöyle boşaltalım. Böyle bakalım mesela. Bu silindir yapıda. Bu silindiri ben açtığım zaman ne oluyor acaba diye baktığım zaman karşıma şu geliyor. Ya diyorum ki bir kere bunun orta noktası var değil mi Tankut evladım benim? Evet, bu silindirin merkez nokta. Aynen, buna merkez noktası. İşte burası orta noktası. Tabanının orta noktası, tabanı da ne şekilde Tankut evladım benim? Yuvarlak bir şekilde. Bak görüyorsun, yuvarlak bir şekilde. Bunu ben böyle hani 3 boyutlu gösterince sanki şöyle gibi duruyor. Anladın mı? Hani 3 boyutlu mu gösterdiniz aynen, hocam şu anda? 3 boyutlu göstermeye çalışıyorum şu an. Süper zekisin. Dolayısıyla burası merkez noktası. Burası aslında burası. Şimdi yarıçap dediğimiz şey şurası. Yani bu dairenin merkezinden etrafına olan çizgiye yarıçap diyoruz. Buna R diyoruz Tankut evladım seninle beraber. Tamam. Sonra Tankut evladım benim. Bu uzunluğuna yani yüksekliğine şu yarıçaptı ya. Bu yarıçapın üstünden şöyle ta buraya kadar böyle koyduğumuz zamanki yüksekliğe biz H yani yükseklik diyoruz. İngilizce'de height diye yazılır. Aslında bu yüksekliktir. H de yüksekliğimiz. Peki tamam, buraya kadar her şey yolunda ilerliyor. Peki ben bunu açtığım zaman ne olur? Bunu açtığım zaman bir kere burası bir yuvarlak. Eyvallah. Bu yuvarlağı burada ve yukarısında da bunun bir yuvarlak var Tankut evladım, görüyorsun. Bu da buraya açılır. Peki sonrasında bu etrafını açtığım zaman bak dikkat etsen burada birleşme noktası var. Bunu böyle açtığım zaman düz bir dikdörtgen olur Tankut evladım benim. Yani yan tarafı da dikdörtgen olur. İşte biz bu aslında şu alana yanal alanı veya yan yüzeyi diyebilirsin. Yan yüzeyi burası. Bunlarsa taban, üst taban ve alt taban olmak üzere tabanları. Peki bunun tabanı aslında Tankut evladım benim bir daire değil midir Tankut evet, evladım? Evet hocam, daire. Peki dairenin onu nasıl hesaplanıyordu? Pi çarpı R'nin karesi şeklinde hesaplanıyordu. Yüksekliği bunun neresi? H kadardı. Yanal alan dediğimiz şey ve yüzey alanını hesaplamaya çalışacağız. Şimdi yanal alan dediğimiz şey dikkat ettiysen Tankut evladım dikdörtgen şeklinde çıkıyor. Peki ben bunları niye anlatıyorsun bana hocam? Zaten bunları sınavda verecekler. Formüllerini Milli Eğitim Bakanlığı verecek. Evet, yeni nesil sorularda var hocam. Aynen, bunu çok rahat aklına getirebilirsin. Ama sınavda karşına çıktığı zaman ne olduğunu anlamak önemli olan. Yani sen o formülü bilsen dahi bazen anlarsan gerçekten de formülün ne demek olduğunu çok daha rahat sorular yaparsın. O yüzden sana gösteriyorum. Şimdi bak Tankut'cum, şu yükseklik aslında burası. H kadar. Peki şu mesafe, bak şunun etrafındaki böyle dolaşan şey aslında burası. Yani bu bunun etrafına böyle sarılıyor. Bak bunun etrafına böyle sarılıyor. Aynı şekilde bu da bunun etrafına böyle sarılıyor. Peki bunun etrafı ne ki Allah'ını seversen? Bunun etrafı Tankut evladım benim. Dairenin çevresi. Yani buranın çevresi. Dairenin çevresi nasıl hesaplıyorduk biz? 2 pi r ile hesaplıyorduk. O zaman şurası 2 çarpı pi çarpı r kadar diye düşünebilirsin. O zaman burası 2 pi r. Çünkü bunun çevresi kadar. Burası h kadar. Bu dikdörtgenin alanını hesaplıyordu Allah'ını seversen. Dikdörtgenin alanını hesaplamak için kısa kenarla uzun kenarı çarpardık. O zaman bununla bunu çarpıyorum. 2 pi r h diyorum. 2 pi çarpı r çarpı h diyorum. Dolayısıyla yan alanını hesaplamış olduk. Yan yüzeyde diyebiliriz. Bunu unutmayalım Tankut evladım benim. Yüzey alanını hesaplamak için de çok basit. Bununla bu iki tane alanı topluyorum. 2 pi r h artı bunlar. Çünkü iki kenar da eşit hocam. Süper zekisin. Bunları iki tane toplamam gerekiyor. İki tane pi r kare. Çünkü bu da pi r kare, bu da pi r kare. İki tane pi r kare de bunun tüm alanı, tüm yüzeyin alanı diyoruz. Bununla ilgili sınavda soru %100 gelir Tankut. Silindir. Hemen not alayım hocam. Kesinlikle çıkacak bir şey. Senle beraber bir de pekiştirme yapalım. Şekilde verilen dik silindirin açılımını yapıp yanal ve yüzey alanını bulunur demiş. Hemen o zaman yapalım. Şimdi ben bunu açtığım zaman ne çıkacak karşımıza? Bunu açtığım zaman bir kere çat 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 çat. Şöyle bir iki tane daire çıktı. Bir tane de böyle bir dikdörtgen çıktı. Şimdi ne demiştik? Burası 5 santimetre ise burası da 5 santimetre de bitti bu kadar.
Şimdi bunun ne demişti? Yanal ve yüzey alanını bulunuz demişti. Şimdi burası 2 santimetre ise bunun yarı çapı. O zaman şunun alanı nasıl hesaplanırdı? Pi çarpı r kare ile. Pi'yi biliyoruz 3 çarpı. R'sini de biliyoruz. 2'nin karesi 3 kere 4'ten 12'dir bunun alanı. Şunun alanının 12 olduğunu bulduk. Peki bunun alanı da 12'dir çünkü aynı daireler aslında bunlar. Peki şu zımbırtıyı bulabilmek için ne yaparız? Ne demiştik? Yanal alan dediğimiz şey şuradaki mesafe bunun çevresi kadardı. Nasıl hesaplandı çevresi? 2 pi r ile hesaplanıyordu. Süper zekisin Tankuç'um. 2 çarpı 3 çarpı pi çünkü 3'tü. R de 2 de 2 olduğuna göre 6 kere 2 12'dir diyoruz. O zaman diyorum ki ben elimde şöyle bir dikdörtgen var. Şu dikdörtgenin burası 12, burası 5. 12 çarpı 5'ten bunun alanı da 60'tır diyebilirim. Şimdi bütün alanı hesaplamak için yapmam gereken şey ise yanal ve yüzey alanını buluyor. Yanal alanı dediğimiz şey 60 santimetre kare çıktı. Yüzey alanı dediğimiz şey de 60 artı 12 artı 12 yani 24, 84 santimetre kare çıktı. Bravo diyorum Tankut. Gerçekten konuyu mükemmel anladığını hissediyorum. Hissettiniz değil mi hocam? Evet hissettim. Gerçekten tebrik ederim. Geldik bir tane daha kazık aziz bir soru. Yeni tarz sorularda birazcık patlayabiliriz. O yüzden ABC'de dikdörtgeni demiş. Ha, tamam görüyoruz zaten çok basit. AB etrafında 360 derece döndürülünce demiş. Yani bunun etrafında 360 derece döndürülünce demiş. Bu döndürme soruları da birazcık böyle havalı sorular. Ben bir dikdörtgeni döndürdüğüm zaman şunu unutma. Döndürme solunda dikdörtgen döndürürsen yani burada döndürme işlemi yaparsam ne ortaya çıkarmış? Silindir. Süpersin. Silindir ortaya çıkar. Neyin etrafında döndürdüysen o yükseklik olur bunu unutmayalım. Kiminle takılırsan ona benzersin hocam. Süper zekisin. Mesela AB etrafında döndürüyorsan AB'ye hemen ne dersin? Yükseklik dersin. Bunu lütfen ezbere bil. Çünkü zaten döndürme sorarsa bize silindir sorar. Biz de onu hemen anladık. O zaman burası yükseklik olacak. Yükseklik olan buysa eğer 6 santimetre ise burası da o zaman yarı çap olacaktır Tankut evladım. O zaman yarı çapı da 3 santimetre. Şimdi o zaman yüksekliği 6 santimetre, H 6 santimetre, yarı çapı da diğer kenarı oluyor diyoruz. Kimin etrafını dönürsen o yükseklik oluyor dedik. O zaman temel elemanlarını belirleyelim. Hemen çizelim Tankut evladım benim. Bir kere bunun etrafını döndürdüğümüz için şöyle bir şekil çıkıyor aslında. Hop. Şöyle bir dik silindir çıkıyor. Şimdi sen bunun etrafında böyle döndürdüğün zaman bunun temel elemanları R'si 3 santimetre, H'si 6 santimetre. Zaten bunları bulmuş olduk. Ve hatta şöyle çizelim. Bir tane de böyle dikine çizelim senin için silindirimizi. Silindirimizi dikine çizmem. Burası 3 santimetre, burası 6 santimetre şeklinde yapmış olduk. Bravo diyorum sana ve geçiyoruz diğer sonucu. Bir yeni nesil soru hocam. Tam bir yeni nesil soru. Neden yeni nesil soru? Çünkü günlük hayattan birkaç tane resim koymuş, bilmem ne yapmış falan filan soruyu matematikten sanki günlük hayatı gerçek yaşamı birleştiriyor gibi bir hale sokmuş. Demiş ki dik dairesel silindir şeklindeki rulo kullanılarak 6 metre genişliğindeki bir tuvalin bir kısmı boyanıyor. Tamam eyvallah boyamışız burayı. Bir bu boyanma şekildeki ruloyla en üstten en alta kadar hiç kaldırılmadan ve tek seferde yapılıyor. Çat diye adam böyle şşt diye indirmiş. Rulo boyamanın başından sonuna kadar 25 tam tur yaptığına göre demiş. Buradan buraya gelince kadar 25 tam tur. Bu rulonun taban yarıçapı kaç santimetre demiş. Şimdi bir kere biz biliyoruz ki buradan buraya kadar gelmek demek normalde 6 metre. 6 metre kaç santim desen 600 santimetredir diyebiliriz. Şimdi rulo aslında bir silindirdir. Rulonun etrafındaki şu silindirin bir tam tur dönse bu aslında bu silindirin çevresi kadar dairenin çevresi kadar bir yol alır aslında. Normalde mesela şöyle düşün. Bu bir tekerlek diyelim. Tankut evladım benim. Bu tekerlek bir tam tur dönse bu dairenin çevresi kadar yol alır. O zaman diyorum ki bir dairenin çevresi ne kadardır? 2 pi r ile hesaplanır. 2 pi r bir tam turda dönerse. Peki bunun yarı çapını bilmiyoruz. Zaten onu soruyor bize. Bir tam tur 2 pi r ise adam demiş ki 25 tam tur dönmüş buradan buraya gelince kadar demiş. O zaman 600 santimetre gittiğinde 25 tam tur döndüyse eğer bir tam turu aslında 600 bölü 25'ten 24 santimetre eder. Yani 24 santimetre dediğimiz şey aslında bizim bunun çevresi kadardır diyebiliriz. 24 eşittir 2 pi r ise ben pi'nin 3 olduğunu biliyorum. 24
eşittir 2 çarpı 3 çarpı R diyorum. Bilmiyorum R'yi çünkü. 2 kere 3 6'dır. 24 6 sadece işte 4 eşittir. R çıkar Tankut evladım benim. Şimdi yarı çapı 4 ise adam bize demiş ki taban yarı çapı kaç santimetredir? Zaten bulmuş olduk cevabımızın 4 santimetre. Cevabımız 4 hocam. Süper zekisin Tankut ve geldik. Bir tane daha son artık sorumuz. Ondan sonra şeye geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Yeni nesil sorudan sonra silindirin hacmine geçiyoruz. Hızlı bir şekilde çözüyoruz. Merak etme. Yanal yüzeyin alanı 61 demiş. Tamam. Yanal yüzeyin alanı hesaplanır da 2πRHL hesaplanır. Bravo diyorum bu sana. Bu her zaman cepte hocam. Aynen. 2 çarpı 3 çarpı R'yi bilmiyoruz. Yani taban yarıçapı 6 santim. Onu söylemiş. 6 çarpı yükseklik. Bitti o zaman. Soru bitti bile. Tabii burada pi'yi 3 alını vermemiz gerekiyor. Onu da unutmayalım Tankut Evlat. Neden hocam? Pi'yi 3 almalı demiş. 60 pi demiş. Bakar mısın? Ya sizi şaşırttılar hocam. O zaman bak bir daha yapıyorum. Buna pi yazıyorum. Demek ki bu pi'yi vermemiş bize. Niye vermiş ki? 3 yazdım ki ben. Hava şey olsun diye böyle hızlı olsun diye yaptım. Halbuki 2 çarpı pi çarpı r'sini 6 vermişti. Çarpı h diyorum. 60 pi demiş bize. Yani yanal yüzeyin alanı mı demiş. Şimdi pi'ler sadeleşir. Oh be rahatladım zaten. 2 kere 6 12. 12 çarpı h'nin 60 olduğunu bilsem h'nin 5 santimetre olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim diyoruz. Bir tane daha yeni nesil soru. Ondan sonra zaten neden alandan çok abarttık? Çünkü alandan soru gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatli olun. Şekilde verilen dik dairesel silindir şeklindeki bir kütüğün içinden yarı çapı 2 santimetre olan dik dairesel silindir şeklindeki bir parça çıkarılıp alınıyor. Yani bunun içinden böyle bir parçayı almışsın. Buna göre şekilde 2'de oluşan içi boş kütüğün yüzey alanı ne kadar artar demiş. Şimdi normalde bunun bir yüzey alanı vardı. Ama ben eğer bunları kesip çıkartırsam yüzey alanı azalmaz mı bunun Tankut evladım? Evet hocam azalır. Azalır. Neden azalır? Sanki şuraları sanki koparmış gibi eksilir. Değil mi? Eksilir gibi geliyor insana. Ama işte sen bunu çıkardığın zaman tamam buralar azalıyor. Ama bunun etrafındaki bak bunun, bir alan büyüyor değil mi hocam? Aynen iç yüzey alanı yani şunun etrafı aslında buradan çıktığı zaman bunun etrafı bir anda bunun da yüzey alanı oluyor. Yani şöyle düşün. Mesela bunun burası kapalıysa Tankut, bunun burası evet. Kapalıysa tamam benim yüzey alanım burası, bu yan taraflar bir de alt tarafı. Ama ben bunu açtığım zaman bunun yüzey alanı değil mi? Burası, bu yan taraflar, bir de iç tarafı Tankut evladım, içi de yüzey alanı evet, içeri. İşte burada içini de almak zorundayız. O zaman diyorum ki ben şimdi bir kere yüzey alanındaki azalmaları hesaplayalım. Yüzey alanındaki azalmalar şuradaki daire kadardır. Yarı çapı 2 santimetre olan. Şurası 2 santimetreymiş. Burası da 6 santimetre. Hepsi 6 santimetreydi. Şimdi azalmalar şunlar. 2 tane üst ve alt azalmış. Nasıl hesaplanır? Pi çarpı R kare ile hesaplanırdı. Bunlar 2 tane azalıyor. Ne azalıyor peki? 2 çarpı pi 3 alıyoruz. R de burada 2. 2'nin karesi kadar. Yani 4 kere 12. 24 santimetre kare bunun alanı azalmış. Ama bir de artacaktı. Ne kadar artacaktı? Bunun etrafı kadar artacaktı. Peki bunun etrafı kadar artarsa ne demiş? İki santimetre diyorum. Buna göre şekilde yok mu? 3 kucuğun yüzey alanı ne kadar artar demiş Tankut evladım benim. Buradan şunu vermeyi unutmuşuz Tankut evladım sana. Bunun şurasının yüksekliğinin 10 santimetre olduğunu da söyleyelim. 10 santimetre olduğunu söylemezsek bu soru yapılamaz çünkü. Şimdi bunun ne kadar yüzey alanı artıyordu? Bunun etrafı kadar. Bunun etrafı çıktığı zaman bunun etrafı kadar yüzey alanı artıyor. Bunun etrafında yüzey alanı nasıl hesaplanırdı? 2 pi r h ile hesaplanırdı. 2 çarpı 3 çarpı r'si kaç bunun 2. Yüksekliği kaç? Burası 10 ise burası da 10'dur. Tamam. Süper zekisin Tankut'cum. 2, 3, 6, 6, 2, 12. 12 çarpı 10, 120 de artar değil mi Tankut evladım? Evet. Dolayısıyla yüzey alanı ne kadar artar demişti? 120 arttı. 120 arttı. 24 azaldı. O zaman cevabımız 96 santimetre kare artar olacak. Şıklarda 120 olabilir de hemen atlamamak lazım hocam. Süper zekisin işte. Bunları da çıkarmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Geldik silindirin hacmine. Silindirin hacmini hesaplarken yapmamız gereken şey çok basit. Taban alanı çarpı yükseklik. Bu kadar basit bir formülü var. Peki taban alanı nedir bunun? Pi çarpı r kare taban alanıdır. Çünkü dairenin alanıdır. Yüksekliği de h olduğu için pi r kare çarpı h'tir silindirin hacmi. Silindirin hacmi v ile gösterilir. V de demek İngilizce'de çünkü volümden geliyor. Volümü de biz Türkçe'de de v diye kullanıyoruz. Hacmi unutmayalım. Geldik bir tane sorumuza. Şekildeki taban yarıçapı 10 santimetre. Yüksekliği 30 santimetre olan dik silindirin şeklinde sürahi verilmişti. Tamam bunu görüyoruz zaten.
Bu sıra yarısına kadar doluyken yüksekliği 10 cm olan dik dairesel sinecekteki bardağı 3 kere tam olarak doldurabiliyor. Bunu sen buraya koyduğun zaman 3 kere bunu doldurabiliyorsun. Ha. O zaman sürahinin yarısı aslında 3 bardak eder diyebiliriz. Böyle bir denklem kurduk mu Tanku Tevri Hanım? Evet hocam. Süper zekisin. Buna göre bardağın taban yarı çapını bulalım demiş. Tamam, bu çok basit bir soru. Neden basit bir soru? Şimdi bunun hacmini hesaplarız. Nasıl hesaplanır hacmi? Pi çarpı R kare çarpı H. Formülümüzü biliyoruz. Formül zaten bize şey verecek. Şurada yeni nesil soru olduğu zaman silindirin hacmi pi çarpı R kare çarpı H formülüyle hesaplanır diyecek bize. Bunu baştan bir kabul olarak verecek. Tamam, pi R kare H. Şimdi pi dediğimiz şey 3 diyelim. Pi 3 alalım hadi. Zaten bu ne alsak da fark etmeyecek. Pi çarpı R'si neydi? 10'du. Onun karesi çarpı yüksekliği de 30'du. Şimdi bunu hesaplarsak 100, 3000, 9000. 9000 bu sürahinin hacmidir. 9000'in yarısı 3 tane bardakmış Tanku evladım benim. O zaman diyorum ki 9000'in yarısı 4500. Süper. Onu da 3'e bölüyoruz hocam. 4500 3 tane bardaksa 1500 bir tane bardağın hacmidir diyebiliriz. Bir tane bardağın hacmi de. Bu da bir silindir değil mi Tanku Tevri? Evet hocam. O zaman pi çarpı r kare çarpı h 1500 olduğuna göre 3 çarpı r'nin karesi. R'ni bilmiyoruz. Bardağın taban yarı çapını. Bunu zaten bize soruyor. R'nin karesi çarpı yüksekliği de 10'du. Eşittir 1500 olması gerekiyorsa. Bununla bu sadeleşti zaten çat diye. 3 ile 150 sadeleşti 50 etti. R kare eşittir 50 çıktı Tanku Tevri Hanım. Peki r nedir o zaman? Oo, neyin karesi eldir Allah'ını seversen? Şıklarda bulamazsak ne yapacağız Tanku Tevri Hanım Bey? Ne yapacağız hocam? Çok basit. Karekökün içine koyacaksın. Aa. Karekök 50'dir. Karekök 50 dediğimiz şey de aslında 25 çarpı 2 olduğundan 5 kök 2'dir. Sen artık kök sayıları biliyorsun. Sakın karıştırma böyle şeyleri. Tamam hocam. Dolayısıyla bu çok basit bir şekilde hesaplamış olduk. Geldik. Oo, en son artık böyle gerçekten kallavi. Şekil şükür soru hocam. Yeni nesil. Aynen, şekilli şükürlü soru gerçekten de. AB'ye dikdörtgende AB ve CD kenarının orta noktaları sırasıyla M ve N noktaları. Tamam eyvallah. Orta noktaları olduğuna göre bunlar birbirine eşitmiş Tanku Tevri Hanım benim. Burası 6 ise burası 3'tür, burası 3'tür, burası 3'tür, burası 3'tür dedik bunu zaten. Bana demiş ki ABC'de dikdörtgenin LM etrafında 360 derece döndürülürse oluşan şeklin hacmi bulun demiş. Şunun etrafına döndüreceksin. Neyin etrafına döndürürsen ne demiştik Tanku Tevri Hanım benim? Neyin etrafına döndürürsen buna biz yükseklik dememiz gerekiyor. O zaman şurası yükseklik olduğuna göre 8 santimetre değil midir yüksekliği? Evet hocam. O zaman bizi silindirimizin yüksekliği 8'dir. Zaten dikdörtgen döndürülünce silindir olacağını sana söylemiştik. Peki yarı çapı nedir? Ben bunu bunun etrafına döndürdüğüm zaman diğer kalan kenar da yarı çaptır. Ama hangi dikdörtgeni döndürüyorum? Şu dikdörtgeni veya bu dikdörtgeni fark etmez. Şöyle bir şekil çıkacak aslında. O zaman yarı çapı da 3'tür diyoruz. Nasıl hesaplanıyordu silindirin hacmi? Pi çarpı R kare çarpı H ile. O zaman pi aynen kalsın. R'nin karesi 3'ün karesi çarpı H de 8'dir. O zaman pi çarpı 9 kere 8 72'dir. O zaman cevabımız 72 pi'dir diyoruz. Şıklarda unutma, illa pi'yi vermek zorunda değil. Sana şıklarda cevap olarak 72 pi de kalabilir diyoruz. Bu da önemli bir bilgidir Tanku Tevri Hanım. Ödüllü sorumuzu yap Tankut'cum. Yorumlara yol. Hadi bakalım evladım.